Herkese merhaba, Foodie'lerim. Bugün sizi yepyeni bir mekana tanıştıracağım. Ben de ilk defa geliyorum. Yeni bir mekan keşfediyorum ve sizlere de aynen olduğu gibi aktarıyorum. Eskiden Emirgan Mado olarak bildiğimiz mekan şimdi Marrakeş Bosforus olmuş durumda. Bu gördüğünüz 5 katlı koca mekan ve nefis bir boğaz manzarası arkamda. Nefis bir kahvaltı sunuyor. Marrakeş Bosforus'un kahvaltısını gösteriyorum şimdi sizlere. Boğaz hattında gördüğüm en zengin kahvaltılardan bir tanesi. Kişi başı 59 TL bu sert bir kahvaltı. İki kişilik olarak dizayn edilmiş, sofraya serilmiş. Ve bu nefis manzara eşliğinde yıkılan bir kahvaltı. Mekanın ilk giriş kısmında tatlı bir kafesi var. Aynı zamanda bu katta nargile de içebiliyorsunuz. Bir de üçüncü katta nargile içebiliyorsunuz. Şimdi biraz katları gezmeye başlayalım o zaman. İçeriye girer girmez hemen bir tatlı büfesi sizi karşılıyor. Şimdi üst katlara doğru ilerleyelim. Ne bir derya. Burası da dördüncü kat. Nargile içilen kısım aynı zamanda. Mekan sahibi Ender Bey yanımda. Buranın hikayesini biraz anlatır mısınız? Tarihi bir binaya benziyor burası. Evet, tarihi bir bina. Osmanlı döneminde Osmanlı'nın daha çok savaşlarda kullandığı silahları üretilmek üzere yapılmış bir bina. Üst katlarda görmüş olduğumuz bazı ocaklar var. Evet. Kılıç ve silahların üretildiği. Daha sonra zamanla bina bu fabrikanın içine montaj edilmiş bir bina. Evet. Yani tarihi bir önemi taşıyan bir bina burası. Evet. Gördüm yani, ben dikkatimi çekti. Zengin bir menüye sahibiz. Özellikle kahvaltıda ve öğle yemeğinde. Akşamları da insanların boğaz manzarasına oturup nargilesini içebileceği, tavlasını oynayabileceği giriş ve üçüncü katımızda onlara da güzel bir mekan ayırdık. Evet. Giriş katımızda patisserie mevcut. Tatlı ve gene Adana, Hatay yöresine ait burma kadayıflar, katmerler, baklava usulünde tamamını kendimiz ürettiğimiz. Evet. Yani Boğaz'da keyifle hafta sonu, hafta içi, akşamları tamamıyla sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam keyfini yapabileceği bir mekana sahibiz. Kaçta kapanıyoruz? Sabah 8'de açılıyoruz, gece 2'ye evet. kadar açıyoruz. Yazın bu sabah 4'e kadar buluyor kapanış saatimiz. Neler var? Şimdi kahvaltıda bizim kahvaltı biraz daha Adana kilis yöresine özgü bir kahvaltı. Adana usulü söğürme, patlıcan, Kaliforniya biber, soğan ve zeytinyağı karışık. Bizim meşhur sucuğumuz olmazsa olmazımız, kazap sucuğumuz. Menemenimiz var. Bu da kendimize özgü bir sosla yapıyoruz. Özel, önceden hazırlanmış. Meşhur, en meşhur olan burada kahvaltımızda peynir kavurmamız var. Patatesimiz gene anne patatesi. Tamamen kendimizin hazırladığı. Meşhur gene Adana usulünden kilis ve Adana'dan gelen zeytinlerimiz var. Özel harmanladığımız bir sosla kavuruyoruz. Bu üç tane peynirimizin tabağımı gene kilis yöresinden geliyor. Beyaz peynirimiz, bal kaymağımız, balımız özellikle Artvin yöresinden geliyor. Eski kaşarımız, reçellerimiz var. Kendi yaptığımız ayva reçelimiz ve süt reçelimiz. Onun haricinde yeşilliklerimiz, çayımız, kahvemiz tamamen bize ait. Herkesi bekliyoruz mekanımıza. Evet, çok güzel bir mekandı. Gerçekten buraya gelip test etmelisiniz. Özellikle öncelikle kahvaltıyla başlamalısınız. Mekanı size A'dan Z'ye gösterdim. Yine her zamanki gibi bütün detaylarıyla. Ben çok bayıldım. Nefis bir yerde. Boğaz manzarasına karşı kahvaltı etmenin keyfi paha biçilmez. Mutlaka gelmezseniz yıkılın.